Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves salatu vesselamu ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmaîn. Değerli arkadaşlar, bu haftaki dersimizde Bakara suresinin 159. ayeti kerimesini okuyacağız. Ardından Efendimizin aleyhissalatü vesselamın bu ayeti kerimeyi nasıl tefsir ettiğini anlatıp onun üzerinden dersimizi genişletmeye devam edeceğiz. Rabbimiz Celle ve Ala şöyle buyuruyor. Bismillahirrahmanirrahim. İnnellezîne yektumûne mâ enzelnâ minel beyinâti vel hudâ min ba'di mâ beyyennâhu linnâsi fil kitâb. Ulaike yel'anuhumullahu ve yel'anuhumul lâ'inûn. Sadakallahul azim. Ayet-i kerime bu. Bakara suresi 159. Ne buyuruyor Rabbimiz? İndirdiğimiz apaçık delilleri ve hidayeti kitapta açıklamamızdan sonra deliller indirdik, ayetler indirdik ve bunu da kitapta açıkladık. Bundan sonra onları gizleyenler, o indirdiğimiz ayetleri, delilleri, kuralları, kanunları gizleyenler, yokmuş gibi insanlara öyle muamele edenler, evet işte onlara hem Allah lanet eder, dikkat edin, hem de bütün lanetçiler onlara lanet ederler. Allah-u Azimuşşan peygamberlerine vahiylerle nasıl davranmamız gerektiğini öğretmiş. Peygamberler de topluma bildirmiş. Kitaplara da geçmiş. Tevrat'ta var, İncil'de var, Zebur'da var. En nihayet Kur'an-ı Kerim. Bunlar da var. Allah'ın istediği kurallar ve kanunlar. Şimdi bunlar apaçık ortadayken, Kur'an'da var iken, hala birileri kalkıp bunları gizlerse, yokmuş gibi davranırsa, böyle bir şey yokmuş derse, yok derse, onlardan bahsetmezse Allah o kişilere, o topluma lanet eder. Sadece Allah değil, lanet edebilen her canlı da ona lanet eder. Şimdi ve yel'anuhumul la'inun deyince, lanet ediciler de lanet eder demiş. Ayet-i kerime böyle. Peki kim bu lanet ediciler acaba? Merak ediyor musunuz? Merak edersek efendim, Peygamber Efendimizin hadisine bakacağız. İbn-i Mace'de fiten kısmında geçen hadis-i şerif şöyle. Bera İbni Azib radıyallahu anhuma diyor ki, Kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Efendimiz buyurdu ki, yel'anuhum yel'anuhumullahu ve yel'anuhumul la'inun var ya, ayetin bu bölümü var ya, işte o el-la'inun yani lanetçiler, lanet ediciler, devabul ard, yeryüzündeki bütün canlılardır. Öyle bir iş yaptı ki bu toplum, Allah'ın dinini ya da dininin bir kısmını sakladı, gizledi, söylemedi, göstermedi. Sakladı, ketmetti, gizledi. Allah-u Azimuşşan o topluma lanet eder. Hatta sadece Allah değil, zerreden küreye kadar diyoruz ya, bitten, pireden, canlı varlıklardan hepsi, denizdeki, havadaki, toprağın altındaki bütün canlı varlıklar, insanlar, cinler hepsi dahildir buna. Hepsi de o kişilere lanet eder. Hakikaten bu kadar lanet edilecek bir iş mi yapmıştır? Elbette. Allah-u Azimuşşan'ın göndermiş olduğu sistemi yerinden oynatmaya çalışmış. Allah'ın sistemini bozmaya çalışmış. Mesela bir insan bir ömür boyunca Kur'an-ı Kerim'den bahsedip de özellikle faiz ayetine sıra geldiği zaman faiz ayetini atlasa, hiç söylemese, hiç bahsetmese, hatta birileri gelip faizle alakalı bir hüküm var mı Kur'an-ı Kerim'de dediğinde yok yok canım öyle bir hüküm falan yok dese işte bu kişi Allah'ın sistemini bozmuş olur. Allah'ın sistemine müdahale etmiş olur ki Mevla Teala Hazretleri bu tip insanlara lanet etmiştir. Ayet-i kerimeler aslında Bakara suresinde yukarıdan itibaren baktığımız zaman ehli kitaptan bahsediyor. Bunlar ehli kitaptır diyor. Yani Yahudiler ve Hristiyanlar. Kendilerine Allah'ın göndermiş olduğu ve kitaplarında da yazılı bulunan Allah'ın emirlerinden bir kısmını söylediler, anlattılar. Onların ilim adamları, rahipleri anlattılar. Bir kısmını da hiç anlatmadılar, gizlediler. Hatta bazen gelip toplum sorduğu zaman da acaba bu konuda Allah'ın kitabında, peygamberin sözünde bir şey var mı diye sorduğunda yok 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 böyle bir şey dediler. Bunun bir örneğini size aktarayım. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam zamanında olmuş bir olay. Medine'de biliyorsunuz Peygamber Efendimiz'e inanan Müslümanlarla birlikte aynı zamanda Yahudiler de yaşıyordu. Yahudiler de Medine'de yaşıyorlardı. Şimdi bir gün Yahudiler arasında bir zina durumu olmuş. Yani bir Yahudi kadınla bir Yahudi erkek zina etmişler ve yakalanmışlar, ifşa olmuşlar. Bunlar şimdi cezasını verecekler. Yani Yahudi toplumu kendi inananlarına, kendi kitaplarından ceza verecekler. Kendi kitaplarında, Tevrat'ta zina eden erkek ve kadının cezası belli. Ama gel gör ki vermek istemiyorlar onu, gizliyorlar, kapatıyorlar. Öyle bir emir, öyle bir kural yok diyorlar. Öyle bir ceza şekli yok bizim kitabımızda. Olay Peygamber Efendimiz'e intikal ediyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam aynen şunu söylüyor. Diyor ki sizin kitabınızda zina eden erkekle kadının cezasını belirten ayet yok mu? Yok diyorlar. Getirin bakalım diyor kitabınızı. Getiriyorlar. Açıyorlar da. Ruloları açıyorlar önüne. Abdullah İbni Selam anlatıyor bize bunu. Abdullah İbni Selam Yahudi alimiyken Peygamber Efendimiz'e inanmış, Müslüman olmuş bir zat. Yani Tevrat'ı okuyabilen bir zat. Bakıyorlar zina ile alakalı ayetleri okuyor oradaki bir görevli. Tam böyle zinanın cezasına gelince sıra parmağınla orayı kapatıp atlıyor orayı. Abdullah biliyor tabii o ayetleri. Defalarca okumuş, defalarca görmüş. Belki defalarca o konuda kendisine başvurulmuş olduğu için biliyor. Parmağını kaldır diyor, kaldır. Şimdi tekrar oku. O zaman ortaya çıkıyor ki aslında Tevrat'ta zina eden erkekle kadına rejim cezası var zaten. Ama bunu uygulamak istemedikleri için türlü yollara başvuruyorlar. Bu ta Peygamber Efendimiz zamanında da yaşanmış bir olay. O ve ondan öncesinde defalarca bu yaşanmış ki Kur'an-ı Kerim bize onlar Allah'ın kitabını değiştirdiler hem de ufak çıkarlar karşısında değiştirdiler diye ayet-i kerimeler var. Öyle bir iş yapmıştır ki bu insanlar Allah'ın göndermiş olduğu sistemi alt üst etmeye çalıştıkları için Mevla Teala Hazretleri onlara lanet ediyor. Ve yeryüzündeki bütün lanetçiler de onlara lanet ediyorlar. Şöyle bir şey gelebilir belki aklımıza. Yani Allah-u Azimuşşan lanet etti peki ama insanlar niye lanet ediyor? Cinler niye lanet ediyor? Hadi onlar da sistemin bir parçası, onlar da lanet etti. Denizdeki balığın, gökte uçan kuşun ne işi var bundan ki onlar da lanet ediyorlar diye bir şey gelebilir aklınıza. Değerli arkadaşlar, Mevla Teala Hazretlerinin sistemine yapılan müdahale Allah-u Azimuşşan'ın gazabını gerektirir. Sistem alt üst olur. Mevla Teala Hazretleri gazap ettiği zaman bir topluma, o toplumdan rahmetini keser. Artık rahmet nazarıyla o topluma bakmaz. Bunun insanlara ve canlılara taalluk eden yönü nedir biliyor musunuz? Mesela kıtlık olur. Mesela yağmur yağmaz. Mesela topraklarınızdaki ürünler yanar gider. Ürün alamazsınız. İnsanlar kıtlık içinde yaşarlar ve günün birinde insanlar birbirlerine düşerler. Hayvanlar da bu rahmetten ve rahmetsizlikten mahrum kalırlar. Şimdi suyunuz olmadığı zaman, kendiniz içmeye suyunuz yoksa hayvanlarınıza nasıl su içireceksiniz? Öyle değil mi? Merhametten, rahmetten onlar da mahrum kalırlar. Onun için onlar da Allah-u Azimüşşan'ın sistemine müdahale eden, onu bozan kişilere ya da toplumlara lanet etmişlerdir. Lanet bu. Nedir lanet? Biraz yakından bakalım lanet hadisesine. Lanet beddua demek. Hani bizim dilimizde aslında Farsça bir kelime beddua. Kötü dua demek. Yani aleyhine yapılan dua demek. Şimdi dua etmek, bana dua eder misin diye birbirimizden istiyoruz ya. Bu iyilik adına dua istemek. Beddua ise kötülük adına dua edilmesidir. Beddua budur. Beddua aynı zamanda Allah-u Azimuşşan'ın rahmetinden uzaklaşmanın bir sonucudur. Yani bunu istemektir. Bunun için dua etmektir. Bir insan bir diğerine beddua etti mi ne demiş oluyor? Allah'ın rahmetini görmeyesin sen diyor. Demiş oluyor yani. Şimdi lanet Kur'an-ı Kerim'de ayetlerde geçiyor. Mevla Teala Hazretleri kendisinin laneti var. İşte Bakara 159'da gördük. Diğer ayetlerden de bir iki örnek vereceğim size. İnsanların birbirlerine lanet etmesi Kur'an-ı Kerim'de geçiyor. Ve ahirette cehennemliklerin, cehenneme mustahak olan insanların cehenneme girdiklerinde birbirlerine beddua edecekleri de Kur'an-ı Kerim'de geçiyor. Birbirlerine beddua edecekler. Allah belanı versin senin, senin yüzünden yanıyorum burada diye birbirlerine beddua edecekler. Öyle kişiler ki bu dünyada yediği içtiği ayrı gitmeyen dost, arkadaş, kanka ne derseniz deyin ama ahirette cehennemde birbirlerine beddua edecekler. Bundan alakalı ayeti kerime de A'raf suresinin 38. ayetinde geçiyor. Şimdi Kur'an-ı Kerim'de lanet ayetlerine yukarıdaki örnek Bakara suresi 159 bir örnek oldu ama birkaç tane daha örnek verelim. Lanet etmek aslında hoş bir şey değil, değil mi arkadaşlar? Hoş görülen bir şey değil. Aman birbirimize lanet etmeyin, kimseye lanet etmeyin. Lanet hoş bir şey değil. Hoş bir şey değil ama bazen öyle insan olur ki laneti hak eder o insan. Lanetten başka hiçbir şey o insanı temizlemez. Öyle durumlar olabilir. Onun için mesela bir örnek, hepinizin bildiği bir örnek. Ebu Leheb desem hemen aklınızda bir şeyler çağrışır. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın öz amcası Ebu Leheb. Peygamber Efendimiz İslam'a insanları davet ettiğinde ilk karşı çıkmış olan ve ölene kadar, bu dünyadan gidene kadar da hep Peygamberin ve İslam'ın karşısında olan bir adamdır Ebu Leheb. Karısı da öyle. Karısı Ümmü Cemil de öyle. Bunlar birbirlerinden destek alarak, birbirlerine destek vererek devamlı Peygamberimiz aleyhine, Müslümanlar aleyhine, inen ayetler Kur'an-ı Kerim aleyhine devamlı propaganda yapmışlardır. Ellerinden geleni arkalarına koymamışlardır. Peki ne olmuş? Mevla Teala Hazretleri Ebu Leheb ve karısı hakkında bir sure indirmiş. Başlı başına bir sure. Tebbet suresi diye okuduğumuz 5 ayetlik sure Ebu Leheb ve karısı adına inmiştir. Allah'ımız buyuruyor ki Celle Celaluhu Tebbet yeda Ebi Leheb'in. Ebu Leheb'in elleri kurusun. Gördünüz mü bedduayı? Ebu Leheb'in elleri kurusun. Kurudu da. مَا اَغْنَا عَنْهُ مَالُهُ وَمَا كَسَبْ Ne malı ne de kazandıkları onu bu beladan kurtaramadılar. Kurtaramayacaklardı. Benim malım çok, benim şöyle insanım, ben böyle tanınan insanım, şöyle evladım var falan. Bunların hiçbirisi Allah-u Azimuşşan'ın azabından ve gazabından Ebu Leheb'i ve karısını kurtaramamıştır. سَيَصْلَى نَارًا ذَاتَ لَهَبْ O kıyamet günü bol alevli ateşe atılacak. Ateşe atılacak. Sadece o değil ve emraetuhu karısı da beraber. Karısı da beraber ateşe atılacaklar. O karısı da hammaletel hatab. Sırtında odun taşıyan karısı. Çalı çırpı taşıyıp getirip Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın geçeceği yola atan Allah Resulü'nün ayaklarının dikenlerle yaralanması için elinden geleni yapan karısı. fi cidiha hablum min mesed. O cehenneme atılırken sırtında da o hurma lifinden yaptığı iple beraber, yani suç aletiyle beraber cehenneme atılacak diyor. Gördünüz mü bedduayı? Ebu Leheb bu bedduayı hak etmiş. Allah-u Azimuşşan da bu bedduayı bizzat kendisi yapmış Ebu Leheb'e. Geçen dersteki ayeti kerimeyi hatırlayın. وَمَا ظَلَمَهُمُ Allah-u Azimuşşan onlara zulmetmez, haksızlık yapmaz. Ebu Leheb'e haksızlık mı yaptı Allah? Ümmü Cemil'e haksızlık mı yaptı? Haşa! وَلَاكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ Onlar kendi kendilerine zulmettiler, kendi nefislerine zulmettiler. Mesela bir başka örneğe bakalım. Peygamberle tartışmaya gelmişler. Necran bölgesinden Hristiyanların da ilim adamları gelmişler. Peygamber Efendimizle tartışıyorlar. Ayeti kerimelerde Allah buyuruyor ki İsa da, yani Hristiyanlara gönderilmiş olan İsa da Allah'ın bir peygamberidir ve Allah'ın bir kuludur. Oğlu değildir. Kim ki ona oğlu diyorsa, kim ki İsa da Allah gibi bir ilahtır diyorsa o kafir olmuştur. Ayetlerini duyunca geliyorlar, itiraz ediyorlar. Diyorlar ki hayır, öyle değil ey Muhammed. İsa diyorlar Allah'ın oğludur. İsa şöyledir, böyledir falan diye tartışıyorlar. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ne söylediyse, ne anlattıysa anlamıyorlar. Kafalarına bir şey girmiyor. Bunun üzerine Ali İmran suresinde 61. ayeti kerimesi Efendimiz'e nazil oluyor. Ayeti kerimede Rabbimiz buyuruyor ki Bismillahirrahmanirrahim فَمَنْ حَاجَّكَ ف۪يهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ Sana bu bilgi geldikten sonra kim seninle tartışırsa. Hangi bilgi? İsa Allah-u Azimuşşan'ın kuludur ve peygamberidir. Bilgi bu. Bu bilgi geldikten sonra kim gelir seninle tartışır da İsa şöyledir, böyledir falan derse fakul onlara çağrıda bulun. De ki Ta'alev ned'u ebnâena ve ebnâekum ve nisâena ve nisâekum ve enfusenâ ve enfusekum. Hadi gelin kendinizle birlikte hanımlarınızı da alın gelin, çocuklarınızı da alın gelin. Gelin karşımıza oturun. Biz de hanımlarımızı toplayacağız, çocuklarımızı toplayacağız, geleceğiz. ثُمَّ نَبْتَهِلْ Ondan sonra da mübahele edeceğiz. Diyeceğiz ki فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللّٰهِ عَلَى الْكَاذِب۪ينَ Allah'ın laneti yalancıların üzerine olsun diyeceğiz. Hangimiz yalancıysak, hangi grup yalan söylüyorsa bu konuda Allah ona lanet etsin diyeceğiz. Var mısınız? Diye ayeti kerime indi. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Hristiyanlara, o Necran'dan gelen Hristiyanlara aynen bu davette bulundu. Gelin lanetleşelim dedi. Doğru olan kurtulsun, yalancı olanın da Allah belasını versin. Kabul ediyor musunuz? Çocuklarınızı da getireceksiniz, hanımlarınızı da getireceksiniz. Toptan belamızı versin yani Allah. Kim yalancıysa. Deyince Hristiyanlar dediler ki biraz düşünelim, yarın sana haber verelim. Kendi aralarında konuştular, dediler ki ya bu Allah'ın peygamberidir. Biz bunu kabul etmiyoruz ama bütün göstergeler, bütün işaretler bunun son peygamber olduğunu söylüyor. Biz inanmasak da bu adama bari bununla lanetleşmeye girmeyelim. Vallahi kökümüz kurur sonra dediler ve gelmediler. Kabul etmediler yani. Demek ki peygamberle hak davada çatışan, çarpışan, çekişen insanlara da Allah-u Azimuşşan lanet etmiştir. Allah münafıklara lanet etmiştir. Münafıklar biliyorsunuz iki yüzlü insanlar. Yani geliyor Müslümanların yanına, vallahi biz de inanıyoruz, biz de efendim şöyleyiz, böyleyiz diyorlar. Ama kendi aralarında konuşunca ya bırak onları ya biz onlarla dalga geçiyoruz, ne iman etmesi, ne inanması kardeşim diyorlar. Gelip peygamberin arkasında, onun safında duruyorlar, namaz kılıyorlar. Cihada çıkılacağı zaman kılıçlar elinde cihada çıkıyorlar, savaşa çıkıyorlar peygamberle birlikte. Ama bununla birlikte zerre kadar iman yok kalplerinde. Şimdi onlarla alakalı Tevbe suresinde 67. ayet-i kerimede münafıkların özelliklerini saydıktan sonra 68'de Rabbim buyuruyor ki وَعَدَ münafikine vel munafikat. Allah münafık erkeklere ve münafık kadınlara, kadın olsun erkek olsun fark etmez, münafıklara vaat etmiştir. Vel küffara, kafirlere de vaat etmiştir. Neyi vaat etti biliyor musunuz? Nara cehennem, cehennem ateşine söz verdi. Münafıklar ve kafirler cehennem ateşine girecekler. Hem de halidine fiha, orada ebedi olarak kalacaklar. Hiye hasbuhum, o cehennem onlara yeter. Ya da şöyle de tercüme edebiliriz. Onların hakkından ancak cehennem gelir. Ve la'nehumullah. Bakın Allah-u Azimuşşan onlara lanet etmiştir diyor. Münafıklara, kafirlere Allah lanet etmiştir. Ve lehum azabun mukim. Onlara sürekli bir azap vardır. Münafıklar da lanetlidir. Kafirler de lanetlidir arkadaşlar. Başka mesela Kur'an-ı Kerim'de yine Allah-u Azimuşşan bir Müslümanı kasten öldürene de lanet etmiştir. Şimdi Tevrat'ta ve İncil'de geçiyor. Kur'an-ı Kerim'den öğreniyoruz Tevrat'ta ve İncil'de geçtiğini. Nedir geçen Tevrat'ta ve İncil'de? Bir insanı öldüren bütün insanları öldürmüş gibidir. Eşittir yani. Ha bir insanı öldürdün, ha 6 milyar insanı öldürdün, eşittir. Böyle geçiyor. Bir mümin bir Müslüman olursa eğer öldürülen kişi, kasten bir Müslümanı öldürürse bir kişi, onunla alakalı ayeti de Nisa suresinden okuyacağız. 93. ayet-i kerime. وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا. Kim bir Müslümanı kasten öldürürse, eyvah ki ne eyvah. Şimdi her gün onlarca Müslümanın ölüm haberini alıyoruz değil mi? Onlarca Müslümanın, yurt içinde yurt dışında. Ama bombalıyorlar, ama efendim tarıyorlar, ama efendim başka türlü. Onlarca Müslümanın, yurt içinde yurt dışında. Geliyor bir grup, öbür grubun toplantısının bulunduğu yere, üzerine bağladığı bombaları patlatıyor orada. Kendisi zaten direkt cehenneme gidiyor. Ardından da orada artık 10 kişi, 20 kişi, 30 kişi, kaç kişi gidiyorsa 60-70 kişi, o kadar kişiyi de canına kastetmiş oluyor. Allah buyuruyor ki Celle Celaluhu. وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا. Kim bir Müslümanı kasten öldürürse فَجَزَاؤُهُ cehennem. Onun cezası cehennemdir. Cehennemdir. Hem de halidine fiha. Orada ebedi de kalacak cehennemde. Öyle cehennemin kapısından görünüp çıkmak da yok yani. Orada ebedi kalacak. Bu sadece bu değil. Cehennem yeter ama bu değil. وَغَضِبَ اللّٰهُ عَلَيْهِ. Allah-u Azimuşşan'ın gazabı da onların üzerinedir. Gazap etmiştir. Allah öfkelenmiştir. Allah kızmıştır onlara yani. وَلَعَنَهُ. Allah-u Azimuşşan aynı zamanda böyle bir insana lanet etmiştir. Lanet. Lanet. Nereye gidersen git o lanet, o lanetten kurtulamayacaksın. Dünyada da o lanette birlikte yaşayacaksın. Bir Müslümanı katletmen, öldürmen, suçsuz yere kadını, suçsuz yere çocukları, suçsuz yere ihtiyarları öldürmen, efendim hastanelere bomba atarak insanları orada öldürmen, insanlara ekmek çıkartılan fırınları bombalayarak insanları ölüme mahkum etmen senin için büyük bir laneti sana getirmiştir. Ve o lanetten hiç kurtulamayacaksın. Ve a'adde lehu azaben azima. Allahu Azimuşşan onlara aynı zamanda o kişiye büyük bir azap hazırlamıştır. Bir hadis-i şerif var arkadaşlar. Konumuzla direkt alakalı değil ama sadece mealini, o kısmını vereyim geçeyim. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam diyor ki öyle bir zaman gelecek ki ölümler çoğalacak diyor. Ölüm. Katiller çoğalacak. Ölüm hadiseleri çok fazla yaşanacağı bir dönem gelecek. Şu kadar kısa. Yani burada yaşı müsait birçoğumuzun şu kadar kısa bir dönemde hakikaten biz ölü haberleri almaya nasıl da alıştık yahu. Ölü haberleri almaya. Yani çok eski zamana dönmeye lüzum yok. Yani bir 20 sene önce, 25-30 sene önce bir kişi, iki kişinin ölüm haberi falan bizde etki yapardı. Ya da bir yerden geçerken bir yaralanma hadisesine, mesela bir kavga hadisesine şahit olsaydık hakikaten onun etkisinden günlerce kurtulamazdık. Yani birisi öbürsünü işte bıçaklamış. Bunu rastlasaydık, çok rastlanan bir şey değil ya. Günlerce onun etkisinden kurtulamazdık. Zaman zaman aklımıza gelirdi, yine ürperirdik yani. Şimdi ne oldu bize? Ne oldu bize ki? Her tarafta katiller ve ölümler oldu. Artık dünyanın sonu demektir. Mevla Teala Hazretleri de lanet ediyor bu tip insanlara. Lanetleşme var Kur'an-ı Kerim'de değerli arkadaşlar. Eğer Nur suresinde geçen ayet-i kerimeler. Eğer bir adam karısına zina suçu isnat etse, benim karım zina yaptı, ben gördüm dese ya da hissettim dese, zina suçu isnat etse, bu adam 4 tane şahit getirmesi lazım ki zina suçunun ispatı mümkün olsun. Veya kadın kendisi itiraf etmeli. Demeli ki valla doğru, hakikaten yaptım demeli. O zaman 4 tane şahide de lüzum yok. Bir adam karısına zina isnat etti ama 4 tane şahit getiremedi. Ne olacak? Ama iddia ediyor. Karım diyor, gördüm. Ya da işte onun bulunduğu yere kamera koydum ya da yakaladım ya da şu oldu bu oldu yani bir sebeple bunu iddia ediyor. O zaman İslam dini o erkeği ve kadını, kadın da hayır kesinlikle yapmadım yalan söylüyor, iftira atıyor dediği takdirde kadın ve erkeği yemine karşılıklı lanetleşmeye davet ederler. İlk önce erkek der ki ben karımın zina ettiğini gördüm, bunu da çok açık bir şekilde ifade ediyorum. 4 kere bunu söyler, 5.'de de der ki eğer ben yalancıysam o zaman Allah bana lanet etsin der. Söz kadına geçer. Kadın da 4 kere hayır ben böyle bir şey yapmadım bu bir iftiradır der. 5.'de de eğer ben yalan söylüyorsam Allah'ın laneti üzerime olsun der. Buna da karşılıklı lanetleşme, li'an deniliyor buna da. Karşılıklı lanetleşme. Nur suresinin 5. 6. ayetinden 9. ayetine kadar da bundan bahsediyor. Arkadaşlar, Allah Resulü aleyhissalatu vesselam lanet etmeyi yasaklamıştır. Rastgele lanet edilmesini yasaklamıştır. Kimse kimseye lanet etmesin. Çünkü diyor ki Efendimiz lanet ettiğinizde o lanete müstahak değilse karşı taraf iş lanet eden kişiye döner, sahibine döner. Lanet ettin. Karşı taraf bu işe müstahak değilse iş döner sana gelir. İnsan kendi kendine lanet eder mi? Etmemeli. O zaman lanet etmeyin diyor. Hanımlarımız, özellikle hanımların dilinden çok daha rahat çıkıyor bu lanet meselesi. Daha dikkatli olmaları gerekiyor. Çünkü lanet ettikçe sen aslında kendini ateşe atıyorsun. Çocuklarına lanet ediyor bazı anneler. Hemen bedduayı basıyor. Çocukları ufak bir şeyde, arızada, durumda falan hemen basıyor bedduayı. Ondan sonra çocuğunun başına bir iş gelse ya da kendi başına bir iş gelse ah vah diyor ama iş işten geçiyor. Onun için Efendimiz lanet etmeyi yasaklamıştır. Mesela bir adam, Peygamber Efendimizin yanında bir adam rüzgar böyle bir esmiş, adamın elbisesini kaldırmış atmış, rüzgara bir şey söylemiş yani lanet etmiş, lanet olsun falan gibi bir şey söylemiş. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam derhal uyarmış onu sakın. O Allah'ın emrinde esiyor. Allah'ın emrine göre esiyor o. Sen kime lanet ediyorsun demiş. Sakın böyle bir şey yapmayın. Bir kadın devesinin üzerinde, yine Efendimizin bulunduğu yerde devesinin üzerinde bir yerden geçerken bir tökezlemiş ya da bir şey olmuş. Yani deve bir şey yapmış diyelim. Lanet olsun sana demiş. Bindiği deveye lanet etmiş. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam derhal demiş, şu deveyi bizim bulunduğumuz yerden uzaklaştırın. Çünkü lanete uğradı artık. Yani lanet etti insan ona, onun başına bir iş gelecek. Belki lanetli bir deve olmuş olacak. Bu da lanetli bir devenin aramızda bulunması doğru değil demiş. Lanet sözü aman ha ağzımızda olmaması gereken bir sözdür. Ama değerli arkadaşlar, gelin görün ki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatında bazı safhalar var. Lanet etmiş. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın bazı lanet uygulamaları var. Mesela Allah Resulü daha ilk günler, Mekke günleri Kabe-i Muazzama'nın yanında namaz kılıyor. Müşrikler de bir kısım avane oturmuşlar Kabe'nin bir tarafında. Kendi kendilerine alay ediyorlar, dalga geçiyorlar, gülüyorlar, konuşuyorlar falan. Allah Resulü'nün namaz kıldığını görünce birisi demiş ki, şuna bak şuna demiş. Karşımızda geçmiş bir de namaz kılıyor. Kim demiş, şu mahallede daha yeni kesilmiş bir deve var. O devenin işkembesini alıp getirir demiş. En azılılardan bir tanesi fırlamış, hemen gitmiş, işkembeyi kapmış gelmiş. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam orada namaza devam ediyor. Tam secdeye gittiğinde, alnını yere koyup, ellerini de yere koyup secdeye gittiğinde o işkembeyi getirmiş, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sırtına bırakmış. Deve işkembesi bir de arkadaşlar. Büyük olur mu? Olur değil mi? Büyükbaş hayvanların işkembelerini Kurban Bayramı'nda gördük ne kadar büyük olduğunu. Bir kişi kaldıramıyor. Deve işkembesi, kocaman bir işkembe. Efendimizin üzerine koyulunca daha Allah Resulü secdeden de kalkamamış. Öyle orada duruyor. İşkembe de üzerinde duruyor. Bunlar da kahkahayı basmışlar, gülüyorlar. Oradan birisi derhal Peygamber Efendimizin evine gitmiş, haber vermiş. Demiş ki yetişin, Muhammed'in üzerine bir işkembe koydular. O zamanlar Hazreti Fatıma, yoluna kurban olalım, daha küçük bir kız, kaç yaşındaysa artık, küçük bir kız diyelim ki 10-12 yaşlarında olsun, koşarak gelmiş, zar zor o işkembeyi babasının sırtından indirmiş, dönmüş o acıyla feryat etmiş. Oradaki müşriklere de feryadı basmış, feryat etmiş. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam doğrulmuş, namazı bitirmiş. Ondan sonra başlamış şunları söylemeye, beddua etmeye başlamış. Allahümme aleyke bi Kureyş, Allahümme aleyke bi Kureyş, Allahümme aleyke bi Kureyş demiş. 3 defa üst üste. Ya Rabbi, Kureyş'i sana havale ediyorum. Kureyş'i sana havale ediyorum. Kureyş'i sana havale ediyorum. Arkasından başlamış saymaya. Allahümme aleyke bi Amr ibn Hişam ve Utbet ibn Rabi'a ve Şeybet ibn Rabi'a ve Velid ibn Utbe ve Umeyyet ibn Halef ve Ukbet ibn Ebi Muayit ve Umaret ibn Velid. Bunları saymış. Abdullah ibn Mesud olayın şahidi. Mekke'de bu olayın şahidi. Diyor ki, vallahi Medine günlerinde diyor, Bedir Savaşı'nda artık savaş bitmişti. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın o gün, Ya Rabbi, Amr bin Hişam'ı sana havale ediyorum. Utbe İbni Rebi'ayı, Şeybe İbni Rebi'ayı, Velid İbni Utbe'yi, Ümeyye bin Halef'i, Ukbe İbni Ebi Muayt'ı, Umara İbni Velid'i sana şikayet ediyorum dediği, ismini saydığı kişilerin hepsini diyor, gördüm diyor, sürükleyerek cesetlerini Bedir çukuruna doldurduk diyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam beddua etmiş. Niye? Çünkü peygamberlik müessesesi alaya alınıyor. İslam adına peygamberlik müessesesi alaya alındığı için Efendimiz bedduayı basmış, beddua etmiştir. Başka da beddua örnekleri var. Mesela Bir Meune faciası diye İslam tarihine geçmiştir arkadaşlar. Medine'nin dışından bir kabile Medine'ye geliyor. diyorlar ki bize birkaç kişi ver, bizim kabilemize götürelim. Orada Kur'an'ı öğretsin bize, İslam'ı öğretsin. Efendimiz de seçme 70 tane Kur'an hafızını seçiyor, görevlendiriyor, bunlarla birlikte gönderiyor. Yolda bir meune kuyusunun başındayken bunlar bir tuzak kuruluyor ve o 70 Kur'an hafızı sahabe efendimizin 70'i de kılıçtan geçiriliyor. Efendimiz'e bu haber gelince Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam tam bir ay ya da 40 gün sabah namazlarında, sabah namazının ikinci rekatında rükûdan kalktıktan sonra secdeye gitmemiş, elini açmış. Aynen bu kabilelerin isimlerini teker teker sayarak bunları Allah'a havale etmiştir. Hepsi belasını bulmuş. Niçin? Kur'an'a yapılan bir müdahale bu, onun için. Hendek Savaşı'nda bir ara öyle hücum olmuş ki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ve ashabı ikindi namazını kılamamışlar. Güneş batmış, vakit geçmiş, ondan sonra artık karanlık olunca savaş durmuş. Onun üzerine Peygamber Efendimiz beddua etmiş. Bak, Mekke'den ve Mekke'nin çevresinden kalkıp gelen o orduya gelip Mekke'yi tarumar etmek istediklerinden dolayı beddua etmiyor. Yani bunlar gelmişler, bize hücum edecekler, Medine'yi alt üst edecekler, Müslümanları da kılıçtan geçirecekler diye beddua etmiyor. Bunun için değil ya. Ya Rabbi, bunların karınlarını ve kabirlerini, evlerini ve kabirlerini ateşle doldur. Çünkü bunlar yüzünden ikindi namazını kaçırdık diyor. İkindi namazını kaçırdık. Bunlar yüzünden ya Rabbi bunların evlerini ve kabirlerini ateşle doldur diye beddua ediyor. Beddualar var. Ve Peygamber Efendimiz kabirlerini mescide çeviren Yahudilere beddua etmiş. Erkeğe benzemeye çalışan kadınlar, kadınlara benzemeye çalışan erkeklere lanet etmiş, beddua etmiştir değerli arkadaşlar. Bugünkü dersimiz Bakara suresinin 159. ayeti kerimesiydi. Allahu Azimuşşan kendi gönderdiği Kur'an ayetlerini, kendi gönderdiği ayetleri saklayan, insanlardan gizleyen, insanlara söylemeyen kişilere lanet etmiş ve bütün canlıların laneti de onların üzerine olsun demiş. Bugünkü dersimiz buydu ve bu vesileyle lanet konusunu da işlemiş olduk. Rabbim bizleri kötü sözden muhafaza eylesin. Ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Velhamdülillahi rabbil âlemin.